Herkese merhabalar, ben Onur. Arkadaşlar bugün size yaşadığım şehirle yani İngiltere'nin Portsmouth şehriyle ilgili çok ilginç bir hikaye anlatacağım. Bu şehrin gerçekten de hem Türklerle hem de Osmanlı İmparatorluğu'yla çok fazla ilişkisi var. Ve bunu hem yaşam tarzıyla hem etraftaki sembollerle ve amblemlerle gayet belirgin bir şekilde görebilirsiniz. Videoda size şu ana kadar hem kendi çektiğim hem de internetten bulduğum resimleri göstererek bu ilişkiyi size daha biraz daha iyi şekilde anlatmaya çalışacağım. Fakat öncelikle bu şehrin İngiltere için ne önemi var ve geçmişte nasıl bir tarihi vardı bu hikayeyle anlatacağım. Bu iki hikayeyi birleştirdiğimizde çok daha iyi bir şekilde bağlantıyı görebileceksiniz sizler de. Şimdi o zaman videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar, dediğim gibi ilk başta bu Portsmouth şehrinin biraz tarihçesinden bahsetmek istiyorum. Bu şehir 1780 yılında bulundu. Hem Londra'ya yakın olma sebebi hem de jeopolitik konumu nedeniyle limancılara çok uygun bir şehirdi. Çünkü şu anda sizin de gördüğünüz gibi hem etrafı denizlerle sarılmış durumda, bir yarımada üzerine kurulmuş durumda, hem de etrafının içinden geçen kanallarla gemiler çok fazla içeriye doğru girebiliyorlar. Bu coğrafi konumdan dolayı bu şehrin hem Londra'ya yakın olmasından sebebiyle hem de diğer sebeplerden dolayı bu şehrin bir gemi limanı şehri olmasına karar verildi. Ve arkadaşlar ilk liman burada ta 1495 yıllarında dünyanın ilk limanı, ilk kuru limanı olarak kuruldu. O zamanlardan beri İngilizlerin hem zaten denizde tarihteki başarıları belli hem de bu şehirde üretilen çok fazla ve tarihte yani başarılarda sayılmış çok fazla gemisi var. Dolayısıyla şehir bu kadar defans sektöründe bu kadar önemli bir hale gelince de hem 1595 yılında Fransızlara karşı Trafalgar Savaşları'na karşı korunmak zorunda kaldı hem de 2. Dünya Savaşı'nda da Almanlara karşı 1444 yılında Almanlara karşı savunmak zorunda kaldı. 2. Dünya Savaşı'nda savunmada bazı delikler olduğu için çok fazla bombalandı burası ve 900 kişiden fazla ölümle sebeplendi 2. Dünya Savaşı sırasında. Şehirde bununla ilgili birçok harabe kısımlar ve bunun da yine birçok etkilerini görebilirsiniz. Günümüzde ise hala aktif bir liman şehri olarak baş göstermektedir ve nüfusun da %10'u hala bugün bile limanlarda çalışmaktadır. Çünkü çok büyük limanlar var gerçekten de. Eski yeni birkaç gemi örneği göstermek istiyorum öncelikle sizlere. Az önce bahsettiğim gemilerden bir tanesi HMS Victor, yani HMS Victory, HMS Zafer olarak geçiyor Türkçe ismiyle tam olarak. Ve bu gemi Fransızlara karşı Trafalgar Savaşları'nda inanılmaz yani neredeyse tek başına bir başarı elde etti. Bu yüzden de tarihte çok önemlidir ve William Turner tarafından yapılmış birçok resimleri de vardır. Dünyaca ünlü olan. Günümüzde ise Kraliçe Elizabeth adlı uçak gemileri de yine bu şehirde bu limanlardan çıkmıştır. Yani bu limanlar hala faal şekilde devam etmektedir. Şimdi bunları anlatmamın sebebi zaten şimdi gayet iyi anlayacaksınız. Çünkü burada bizimle ilgili yani Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili olan ilişkisi gayet ortaya çıkıyor. Tabii bu başarılar elde edildikten sonra bu dünyada büyük bir sükse uyandırdı. Ve İngilizlerin artık denizcilikte ne kadar başarılı olduğu kanıtlandı. Zaten yani tarihte de bildiğiniz gibi ada ülkesi olduğu için, denize yöneldikleri için birçok koloni yaratmışlardır ve yani binlerce kilometre uzaklıkta birçok kolonileri vardır. Avustralya'dan Hindistan'a kadar, Kanada'ya kadar birçok kolonileri vardır ve bu yüzden de zaten haritaya baktığınızda bütün bu ülkeleri birleştirdiğinizde bir çizgi oluşturmaktadır ve bu yüzden de İngiltere İmparatorluğu zamanında üzerinde güneş batmayan imparatorluk ismini almıştır. İngilizlerin denizcilikteki bu başarıları tabii ki dünyada sükse uyandırınca Sultan 1. Abdülmecit tarafından Osmanlı İmparatorluğu tarafından bu şehre eğitilmek üzere iki tane gemi yollandı. Gemilerin bir tanesinin ismi Mirat-ı Zafer, ikincisi ise Çerai Bahri'ydi. Bu gemiler tam olarak yollandı. Yani içinde bütün mürettebatlarla birlikte yollandı ve bu mürettebattaki yani gemide çalışanlar buraya eğitim amacıyla geldi. Fakat bildiğiniz gibi bu o tarihlerde yani sağlık sistemleri hiçbir yerde daha fazla bu kadar gelişmemişti. Bu gemilerin burada olduğu sırada limanda bir hastalık baş gösterdi. Daha önce bilinmemiş bir hastalık baş gösterdi. Bu hastalık sonucu
Bu gemilerdeki mürettebatlardan 26 tanesi maalesef hayatını kaybetti. Ve daha önce Sultan Abdülmecit'in buraya karşı yaptırmış olduğu yardımlar üzerine bu olay gerçekleşince şehrin sembolü ay yıldızı olarak değiştirildi. Bilenler bilir 1847 yılında İngiltere'de çok büyük bir açlık ortaya baş göstermişti. Bu patates tarlalarının verimsizliğinden ve salgından dolayı birçok İnsan 1 milyon kişi üzerinde insan açlıktan ölmüştü. Tabii ki o zamanlarda yani insanların çok fazla bugünlerdeki gibi yiyebilecek çok fazla şeyler olmadığı için tabii ki de patates çok önemli bir yere sahipti. Ve yaşanan olaylardan sonra dediğim gibi 1 milyon üzerinde kişi öldü. 1847 yılında Sultan Abdülmecit tarafından buraya 3 gemi dolusu yemek ve 10 bin sterlin zamanının parasıyla dikkatinizi çekerim 10 bin sterlin para yollandı. Bu şehirde kurulduğundan itibaren çok fazla İrlandalılar yaşıyordu ve İrlanda hükümeti bile yani kendi hükümeti bile sadece 2000 sterlin yollandı ve bu yardım dünyada büyük bir sükse olarak karşılandı ve burada da hem İngilizler hem de İrlandalılar tarafından da minnettarlıkla sonuçlandı. Günümüzde de bunun sembollerini hala her yerde görebilirsiniz. Hem Portsmouth şehrinin futbol kulübünde amblemi, hem yani şehirde yürürken etrafta bütün park demirleri olsun, direkt üzerlerine olsun, yani şehrin ambleminin nereye konulması gerekiyorsa bunu her yerde görebilirsiniz. Ben bunu şu anda kendime bir misyon haline getirdim ve yani sokakta yürürken bazen hala fark etmediğim çok böyle ince ayrıntılı şeyler bulabiliyorum. Mesela park etrafında yapılan çitlerin üzerindeki demirlerin motifi gibi. Bunları bile ay yıldız olarak görebiliyorsunuz şu anda. Hala yürürken etrafa bakıyorum acaba başka şu ana kadar daha bulamadığım, göremediğim bir sembol var mı diye. Tabii ki mutlaka bir sürü vardır. Bazıları çünkü binaların üzerinde ve çok belirgin değil ve çok saklı bir şekilde yapmışlar. Tabii ki de 800 yıllardan bahsediyoruz biz ama binaların üzerinde hala bu motifleri görebilirsiniz. Günümüzde ise belediyenin kullanmış olduğu bütün yol levhalarında ve park etrafına çevrilen çitlerin üzerlerinde bu motifi görebilirsiniz. Hatta telefon direklerinin üzerinde de bazen hala görebilirsiniz ay yıldızları. Ayrıca bu 26 kişi yani hayatını kaybeden denizciler Portsmouth şehrinin Gosport ilinde gömülmüşlerdir ve mezarlıkları şu anda buradadır. Günümüzde de hala yakınındaki denizcilik okulunun ismi HMS Sultan'dır ve yine aynı şekilde denizcilik hastanesinin ismi de HMS Haslar'dır. HMS Her Majesty's Ship olarak geçiyor. Bütün denizcilik konumlarında bu HMS lafı kullanılır. Yani Kraliçenin Gemisi. Kraliçenin Gemisi kelimesinin kısaltılmışı bütün hem denizcilik okullarının hem gemilerin önüne günümüzde de konulur. Türklere olan minnettarlıklarını zamanında bu şekilde göstermişler ve bugünümüzde de devam ediyor. Aslında çok güzel bir şey hala değiştirmemiş olmaları ve bu saygılarının devam ettiklerini görmek çok güzel bir şey. Ve dediğim gibi şu anda da bu şehrin sembolünün ay yıldız olmasının sebebi bu olaylara dayanmaktadır. Bence çok güzel bir şey. Ben ilk gördüğümde zaten hemen dikkatimi çekmişti ve hemen araştırmak istedim neden olduğunu. Çünkü yani gayetten bize çok uzak bir kültür ve çok uzak bir ülke. Ona rağmen bu ay yıldız görmek beni çok şaşırtmıştı ve hemen araştırmalara başlamıştım. Ve gerçekten de o günden beri inanın bana yolda yürürken bile hala etrafa bakıyorum. Acaba yeni görmediğim şu ana kadar bir ay yıldız sembolünü herhangi bir yerde görebilecek miyim diye. Görürsem de hemen resmini çekiyorum zaten. Tarihi hikaye bu kadardı arkadaşlar. Ben çok ilginç bulmuştum. Umarım siz de benim kadar ilginç bulmuşsunuzdur. Bundan sonra da daha fazla bu resimlerden bulursam tabii ki de hemen resimleyip arşivlemeyi planlıyorum. Çünkü video bu kadardı arkadaşlar. Bu sefer de İngiltere tarihinden küçük bir bilgi vermek istedim sizlere. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, aşağıya yorum yazmayı ve videolarıma da like atmayı unutmayın. Şimdilik hepinizi selamlıyorum. Kendinize iyi bakın ve iyi bir hafta sonu diliyorum. Hepinizi öpüyorum. Hoşça kalın.